kadar geçiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmaya başlayacağız. Hemen yanımızda Sabiha Gökçen Havalimanı biliyorsunuz. Onun ve E5 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mahalleleri de birbirine bağlayacak metro hattımızı Eylül ayı içerisinde hizmetimize sunacağız inşallah. Yine İstanbul Havalimanı ile Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane ve oradan Beşiktaş'a Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da Kasım ayı gibi planladık. Ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kayaşehir Başakşehir arasındaki metro hattımızı Aralık ayı içerisinde planladık. Onun da açılışını yapacağız. Diğerleri de devam edecektik arkadaşlar. Çünkü biz İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık. O yüzden bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tünelleri, Marmaray hepsi hem İstanbul'un geleceği ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın konforlu, güvenli seyahat edebilmeleri ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapılan projelerdi. Değerli arkadaşlar, 2002 tarihi Türkiye tarihi için çok önemli odak noktalarından bir tarih. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin başlattığı bu kalkınma dönemi Türkiye için adeta yeni bir çağın açılması gibidir. Yani 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmış bir 20 yıllık AK Parti hükümetleri dönemini dolu dolu bir ülke yaşadı. İnşallah bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan üzerine daha neler koyabiliriz? Onun çabası, onun planlaması içerisindeyiz bugün de. Tabii son 20 yıl öncesine baktığımızda Türkiye son derece yetersiz bir altyapıyla karşılaşmış ve bu altyapı mevcut altyapıyla hiçbir yere gidilemeyeceğini görmüş ve buna göre planlamalarını yapmış bir uzun soluklu bir planlamalar sonucunda bugüne geldik. Tabii 20 yıl önce karayolunda, demiryolunda, hava yollarında son derece yetersiz bir altyapı vardı. Ve kısa vadede bunların hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyordu. Çünkü bizim çok büyük hedeflerimiz var. Bizim dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için önce güçlü bir altyapı ve peşinden yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli gelişme göstermemiz gerekiyordu. O yüzden planlamalarımızı uzun soluklu planladık ve hızlı bir şekilde önce karayollarından başladık. Bugüne geldiğimizde tabii 165 ağırlıklı bir karayolu yatırım dönemini tamamlamış durumdayız ve onun sonucunda da neredeyse 4 katına çıkmış bir bölünmüş yol uzunluğu ve 68 bin kilometrelik de işletme alanında bulunan bir karayolu altyapısıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Aynı şekilde demiryolunda özellikle bugünlerde bundan sonra da çok büyük bir atılım var. Şu an Türkiye genelinde 4500 kilometre demiryolu yatırımı devam ediyor. 13.022 kilometrede de demiryolu işletmesi yapıyoruz. Aynı şekilde havalimanlarımızı da altyapısını tamamladık diyebiliriz. Çünkü 26 olan havalimanımızı 57'ye çıkardık. Yani 20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan yıllık hava yolu yolcu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053 yılına kadar bunda 400 milyon yolcu sayısına çıkarmaktır. O yüzden bütün Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında vatandaşımız konforlu yolculuklarına devam ediyor. Devam edecektir bundan sonra inşallah. Tabii 28.600 kilometrelik bölünmüş yola 57 havalimanı, 13.022 kilometre demiryolu, 217'ye çıkan limanlarımız, uzaya fırlattığımız uydularımızla birlikte ülkemizin her köşesinde, doğusu batısı fark etmiyor arkadaşlar. Topyekun bir kalkınma dönemi başarılı bir şekilde devam etti, dolu dolu geçti. Tabii bugün geldiğimizde hakikaten geçmiş 20 yıla baktığımızda bugünkü yaptığımız yatırımların ve aldığımız sonuçları gördüğümüzde hep Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadro olarak gurur duyuyoruz. Gurur duymaya da devam edeceğiz. Yani bugün geçen yıl 225 milyar dolarlık ticaret hacmi, bugün 250 milyar dolar olacak bu yıl. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara kadar çıkartacağız. Ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmamızın temel nedeni bu güçlü altyapı üzerine kurulan üretim, sanayi, tarım ve turizm sayesindedir bu arkadaşlar. İnşallah bundan sonra bunlar artarak devam edecek. Tabii bizler uzun soluklu, güçlü bir ülke olduğumuz için ve uzun soluklu planlar yapıyoruz. Tabii bizim çok paramız yok ama bizim az paralarla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız için iyi planlamalar yapmamız gerekiyordu. Ve bu iyi planlamalar sonucunda da maksimum fayda sağlayan işleri hamdolsun bugüne kadar aldık. Tabii bunları yaparken biz sadece işlerimizle ve işlerimizin güçlüğüyle uğraşmadık. Karşımızdaki maalesef muhalefet dediğimiz kişilerin yalanlarıyla, iftiralarıyla uğraşmaya da devam ettik. Biz bir taraftan yalanları
yalanlamaktan, bir taraftan da milletimize hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadık. Artık Türkiye geri dönülemeyen bir yola girmiştir ve bu hizmetlerin hepsi artarak devam edecektir. Sadece İstanbul'da değil bu. Türkiye'nin her tarafında, yani Hakkari'sinden Edirne'ye kadar, Artvin'inden Antalya'sına, Muğla'sına kadar her bir noktamızda müthiş çalışmalarımız var. Türkiye'nin her tarafında tam 5000 tane şantiyede 700 bin tane çalışma arkadaşımız ülkemizin geleceği için emek veriyor. Tabii bu işler bir ekip işidir. O yüzden hakikaten ülkesini, milletini seven bir ekibimiz var. Yine bu yatırımları büyük bir özveriyle 7/24 yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Tabii Sancaktepe'deyiz. İstanbul'un en önemli ilçelerinden bir tanesindeyiz. Nüfus yoğunluğunun ve hareketliliğin, ticaretin oldukça yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Tabii yerel yönetimler hizmettir arkadaşlar. Milletin ve o şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak için ve onların gelirini ve onların hayatını kolaylaştıracak, hayatındaki zamanı kısaltacak, yollarda çektikleri zamanı kısaltacak için projeler üretmek zorundadırlar. O yüzden belediyelerin yerel yönetim en önemli görevi kaliteli, ekonomik, güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmaktır arkadaşlar. Bunu da iyi planlamak gerekir. Bunu planlarken nüfus yoğunluklarına, iş hareketlerine, ticari hareketlerine ve öğrenci okul hareketlerine iyi inceleyip iyi bakmak lazım. Tabii İstanbul özellikle belediyeciliği 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde aslında Türkiye belediyeciliğin ne olduğunu, hizmet işi olduğunu öğrendi aslında, gördü. Bakın 1994 yılı öncesinde şurada yakınımızda Hekimbaşı Çöplüğü vardı. Orada bir çöp patlaması sonucu onlarca vatandaşımız maalesef rahmetli oldu. Ama bugüne geldiğimizde bakın dünyanın en büyük çöp yakma tesisini yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki belediyelerin kurmuş olduğu bir tesisle, yani çöpü patlayan bir belediye İstanbul'dan şu an çöp yakma tesisinden elektrik üreten bir İstanbul'a dönüşmüştür. O da yine milleti için çalışan ve vatanını, milletini seven kadroların emek vermesi sonucunda olmuştur. Tabii toplu taşıma denince bunlar da lastik tekerlekli otobüsler, minibüsler, taksiler ve raylı sistemler geliyor arkadaşlar. Bunları da birbirine entegre edecek şekilde iyi planlamak lazım. Tabii 1994 yılından 2019'a geldiğimizde bunlar planlı bir şekilde devam ediyordu. Zaten şu anda 250 kilometre İstanbul genelinde devam eden işletmeli olan raylı sistem hattının tamamı yine AK Partili belediyeler zamanında yapılmıştır ve işletilmeye başlanmıştır. Bunlar da son 20 yılda planlı bir şekilde kentin, şehrin, İstanbul'un büyümesine ve o nüfus hareketliliğine talep tahmin modelleri incelenerek yapılmış, düzenlenmiş hatlardır. Bugün 250 kilometre işletilmekte olan bir raylı sistem hattı var. 103 kilometre bakanlığımızın şu anda İstanbul'da yapımı devam eden, imalatı, inşaatı devam eden raylı sistem hattı var. Yine belediyenin de şu an 100 kilometre yapmakta olduğunu söyledi ama maalesef bizim arazideki incelemelerimizde 10 yılda bile bitmeyecek bir 100 kilometre devam eden metro yatırımı var. 250 kilometre devam edenler de üstüne koyduğunuzda 455 kilometrelik bir raylı sistem ağı şu anda inşaatı devam ediyor ve işletilmekte olan var. Tabii uzun vadede bunun 1100 kilometreye kadar İstanbul'un neresinde hangi yatırımı yapılmak için aslında İstanbul'un Ulaşım Master Planı'nda bunların hepsi bellidir. Ve bunlar zaman gelinde yapılacaktır. Ama şu anda bile şu an 203 kilometre devam eden metro hattını bir an önce bitirip İstanbul'dan hayatına kazandırılması lazım ki bu hareketlinin önündeki bütün sıkıntılar ortadan kaldırılsın.